Çaycının yolladığı videolara bakıyorum. Öncelikle memleketime gidiyorum. Memleketime Herkese gidiyorum. merhabalar. 36 dakika tertemiz. Herkese merhabalar. Arkadaşlar Ağrı'da bir günde ne yenir? Ağrılılar burada mı? Seni seviyorum Ağrı. Ağrı'ya geldim. Ağrı'da bir günde dünyaları yemeye geldim. Burada hem Doğu Beyazıt hem de Taşlıçay'a da gideceğim. Ağrı'ya bağlı ikisi. Merkezde de takılacağım ve bir günde Ağrı'da dünyaları yiyeceğiz. Yanında Taşlıçay Deresi var. Çok güzel bir ortamda girişimizi yaptık. Sen buralı mısın abi? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Benim babam da İstanbul'da doğdu büyüdü. Ama bizim baba tarafı yani dedem ve sonrası komple Ağrı. Rahmetli babaannem Karslı aslında ama onda bir göçmenlik olabilir tam emin değilim. Baba tarafı bizim doğulu. Anne tarafı Tekirdağ, Sakarya yani Sakaryalı, Adapazarlı aslında. Ve güne çok güzel bir Yok, kütük İstanbul benim. kahvaltıyla başlamak istiyorum. Çorbacıya gidiyorum. Evet arkadaşlar, Ağrı merkezde çorbacıma geldi. Güne inanılmaz güzel bir Aynen. çorbayla başlayacağız. Görün Aynen bakalım hangi çorba İzmirliyim. çeşitleri var, ona göre kendimize bir tane seçelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanında Fesi Usta var. Fesi Usta nasılsın? Teşekkürler, hoş geldiniz. Fesi Usta Ağrı'nın çok bayağı bilindik meşhur ustalarından biridir. 3-5 defa yemişliğim var orada. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ ol. Biz de çok iyiyiz. Çorbaları görünce daha bir güzel oldu. Ağrı usulü ayak paça. Bu ayak paça. Evet, Ağrı usulü cam bayılırım gibi. Ben zaten. Çok güzel, paçası çok böyle. güzel. Çok güzel gözüküyor. Başka evet. neler var? Antep usulü kendi sosunda, kendi yağında kelle. 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 Paça. İlk defa görüyorum. Bu sizin Değişik de yani. Mercimek çorbamız. Mercimek çorbası. Mercimeği biraz yağlı oluyor. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Ezogelin. Ezogelinin var. Soslu işkembe. Soslu işkembe. Tavuk çorbamız. Bu da tavuk çorbası. Sebzeli tavuk çorbamız. Ben evet. ayak paça alacağım. Böyle. Güzeli ayak paça gibi duruyor. Şöyle aldın onu. Oh, şöyle iri çok iri güzel. Cam gibi. Sen. Çok evet, güzel tabii, gözüküyor. Cam gibi. Ne kadar bunun porsiyonu? Porsiyonu 23 lira efendim. 23 lira. Çok evet. da uygun mu? Çok güzel bir çorba. Elinize kolunuza bir sağlık diliyoruz. Afiyet olsun. 23 lira mı? Daha bekleriz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle. Savaş Cebeci'nin dayısını bulduk. Reisimin. Göstereyim. Yeşilliğini de veriyorlar. Turşusunu veriyorlar. Şöyle ekmek kırıntıları var. Sarımsak. Ha, zeytin de geliyor. Herkese veriyorsunuz bu şekilde. Çok güzel. Yani şu Oğlum çok iyi menü ya. Bir şekilde 23 TL. Çok şaşırtıcı. Ne yapacağım? Böyle tutuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz pasparlak mis gibi. Başka böyle sade tatmak istedim. Şimdi de çok az limon çalışması. Ya bak 23 liralık zeytin verdi abi bak. Yapmayın bunu. Normalde bu kadar vermiyorsunuzdur baba o. Yapıyor. Limona boğduk onu. Bir parça sarımsağından aldım şöyle. Sarımsağı ayrı geliyorlar. Böyle sarımsağını da ekledik. İsteğe bağlı. Çok az bir sirke dokunuşu. Bu kadar yeterli. Bunu şöyle bir karıştıralım. Yani bu lezzete bayılırsın. Ayak hastası biri olarak ne yapıyorum? Şöyle tekrar da bunu test etmek için şöyle tutuyorum. Ve afiyetle tüketiyorum. Efsane bir şey bu ya. Emin olun güne çok güzel başladığımı düşünüyorum. Tam böyle kahvaltı yapmak için inanılmaz ideal bir yer. Zeytini de getiriyor. Ardından çay da geliyormuş. Ekmek kırıntını da şöyle alırsın. Bir de öyle deneyelim. Böyle sallana sallana. Belki hoşunuza gitmeyecek bu dediğim ama beni bu tarz yemekler çok sarmıyor. Niye bilmiyorum ama hani gidip de böyle ho ho deyip de paçaya kelleye bimlenmeye çok girmiyorum. Yerim ama bayılmıyorum. Ama şifadır yani, iyi gelir. Biz burada kahvaltımızı yapalım. Daha sonra Ağrı'da dünyaları yemeye devam edeceğiz. Şimdi de belediyenin hemen karşısında arkadaşlar çadır et şarküteri var burada. Bir şarküteriye gireceğiz dedi. Mangalcı direkt orasını satıyor. Meşhur balını alacağız. Ondan sonra geçeceğiz bir yerde çayla beraber ufak lezzet tadımları yapıp güne devam etmiş olacağız. Hemen giriyoruz. Evet Orhan Usta merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür Hoş ederim. Geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorum ki Ağrı balı çok lezzetli. Kesinlikle. Evet. Senden bal alacağım. Bir de Abi çok teşekkür ederim. Ben o sesin çok geldiği için kıstım demeni duymamıştım. Çok teşekkür ederim. Kaç defa ağladığımı bilemezsin. La oğlum böyle şeyler yazmayın bak harbi tribe giriyorum ha. Neyse çok coştum seviliyorsun abi. Oğlum böyle bir şey için ağlamayın lan. Hayır bak harbiden üzülürüm ya. Kimseyi banlayamam bak böyle şeyler yazmayın. Abi modlar çok katı bence. Babuş ne yapalım ne yapalım düzeni sağlayamıyoruz. Ben bayılıyor muyum amına koyayım adam banlamaya sanki?
Yani biz böyle ık diyeni banlamıyoruz ki oğlum. Bokunu çıkartan böyle gıcıklık yapan adamı banlıyoruz. Ben anlık gaza gidip de banladığım adamı açıyorum zaten sonra. Ya bilemezsin oğlum, duygusal adamdır, yaşı daha küçüktür. İşte tahmin edemiyoruz yani bir noktada, ama biz ne yapalım? Kaç kişi var la? Yağ alacağım. Evet arkadaşlar, yağ görüyorsunuz. Sapsarı. Çok güzel gözüküyor. Sade yağ mı? Kesinlikle. Tabii. Çok lezzetli olur arkadaşlar. Tabii. Bu Ağrı'nın meşhur balı geldi. Tellerini önce bir çıkar. Bak Kars'tan lazım. Bize bal geliyor bazen. Alır gibi masaya yatırdı. Bunun şöyle. Oh, dişleyerek yiyorum ama zararlıymış. Ballar böyle fışkırmaya başladı. Kenarlarını iyiden iyiye sıyırdı. Eteklerin içi fundan füle bal dolu. Bir de kaymak koyacağım ona. Balımız çıktı. Evet. Şunun görüntüsüne bakın. Muazzam gözüküyor. Şöyle bir parça bize verirsen. Böyle kestim. Bir içini gösterelim şöyle bir. Şöyle. Şuna bak. Şöyle bize bir dilim tabii, verirsen. Hemen veriyorum. Evet, orta yerinden kestim bize. Hemen şöyle tereyağının yanına yatıralım onu. Tereyağının yanına aldı. Biraz da süzme bal ekleyelim içerisine. Şimdi de üzerine böyle süzme bal girecek arkadaşlar. Süzme balından da şöyle kenardan kenardan ekliyorsun. Ne kadar geliyor bu şekilde? Mesela biri gelip almak istese bu ne kadar? 45-50 lira civarında. 45-50 TL'ye bunu alabiliyor. Bir de bir parça kavurma alalım. Kavurmam tabii, da güzel dedi. Çok ince bir dilim istiyorum. Evet. Çok fazla değil. Yiyeceğim kadar çünkü alacağım. Hatta onun ben yarısını alırım. Görüyorsunuz arkadaşlar, içi kıpkırmızı mis gibi. Şöyle bir tabaklayalım onu da. Kavurmamız da tamam. Evet, sen bunu tarttın. Fiyatı ne kadardı? 25 lira. 25 TL de. Teşekkür ediyorum. Ben bunları alıyorum ediyorum. O zaman. Ben gidelim bir de peynir alalım. Çay bahçesinde bunların keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, şimdi de Medine Tandır evine geldik. Burada tandırda ekmek yapıyorlar. Hemen nasıl yapıldığını da göstereceğim. Kendimize bir tane alacağız. Sonra çay evine geçeceğiz. Evet Ayfer ablam, kolay gelsin. Sağ ol. Hamurları böyle açıyor. Abi pahalı değil artık. Vallahi değil. Yani... Bize de köyden geliyor bal falan. Biz onu tencerede aç işte, böyle bir sistemi var bu onun. Süzüyor orada bir güzel. Organikse eğer, harbiden doğalsa pahalı oluyor yani. Diyorsun. Delikle böyle ne yaptın onu? Ya kavurmaya mı pahalı deniz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Tandır deniyor değil mi buna? Tandır da böyle mis gibi pişiyor. Kaç dakikada pişer bu? Bir dakika sürmüyor bile. Çok iyi. Ne kadar fiyatı bunun bu şekilde? 3 lira. 3 TL'ye veriyorsunuz. Bu yöresel bir ekmek. Bu yörenin ekmeği mi oluyor? Evet. Bu Ağrı'da ekmek bu şekilde yapılıyor. Aynen. Ağrı tandır olarak. İşimiz gücümüz var arkadaşlar. Hadi. Bu kocaman gördüğünüz gibi açılıyor. Böyle kendi yastığına, özel aparatına ekleniyor. Daha sonra tandıra ekleniyor. Bir dakika içerisinde çıktı gördüğünüz gibi. Mis gibi, incecik, sıcacık. Biz bundan bir tane alalım. Teşekkür ettik, elinize kolunuza sağlık. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Malzemelerimizi aldık. Çaykovski çay evine geldik. Hemen girelim buradan, çayımızı söyleyelim. Ufak bir masa kuralım kenara. Ondan sonra afiyetle keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, sofraya oturdum. Şöyle ya yaptı. Şu an menü bu arada. Ekmek almaya giderken güneşin altında kaldığı için siktir, tereyağı erimiş. Yağ ve bal iyice birbirine girdi. Bu aslında benim biraz içime geliyor. Ekmeğimi alıyorum. 3 TL lavaş. Şurası 45 TL'ydi. Orası 25 TL. Biraz şöyle yağ ve balda. Dibinde bal var. Üst kısımda şöyle. Akşam Spiderman'e bağlarsın. Bak ters durursun tavanda. Tam bir esnaf kahvaltısı. Şöyle de bir peynir aldım arkadaşlar. Oh. Tam esnaf kahvaltısı denilebilir aslında buna. Biraz da şöyle kavurmamızdan da alalım. Kavurma da çok güzel gözüküyor. Bence en güzel kahvaltı bu diyebiliriz. Tabii yapmış olduğumuz o çorba efsaneydi, onu da belirteyim de. O ağır balı ve sade ya. Sadece şu ikisini alırsın, bu da seni tatmin eder diye düşünüyorum. Bir yanda sade ya, diğer yanda bal, ağır balı çok lezzetli. Üzerine de böyle çay inanılmaz. Ne damar tıkar abi bu. Sonra yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, Erzurum Caddesi Tostçu Vahap'a geldi. Burada ne yiyeceğiz? Bir de böyle yumurtalı tostumu yiyeceğiz. Doğu bölgesinin. Tostçu Vahap bir 6 ay daha takılırsa dükkanı bulamayacağız gibi ya. Bitkilerden. Zaten baksana güneşten ne olmuş. Yumurtalı tostları efsane olur. Vahap Usta da bunlardan bir tanesi. Hemen tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, evet. Vahap Usta'nın yanına geldik. Vahap Usta kolay gelsin. Nasıl sağ gidiyor? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şöyle yandan çekelim. Sucukları ne yapıyorsun? Abi. Önden bir pişiriyorsun, evet, değil mi? Evet. Tamam. Tost makinesine bastın. Önden bunlar pişecek. Ondan sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Evet, şöyle kaşarlarını da dilimledin. Hazır ediyorsun. Kenarda bekleteceksin. Hemen şöyle ekmeğinin içerisine aktarıyorsun. Normalde sen yuvarlak ekmek yapıyorsun herhalde.
herhalde. Evet. Herhalde kalmamış. Ondan dolayı böyle uzun ekmeğe yaptı. Hemen ardından yumurtasını ekledin. Orada kabuğu kaldı. Kabuğunu da aldı. Bunlar önden pişecek. Şöyle iki tane yumurta mı ekliyorsun bir porsiyona? Evet. İki yumurta ekliyorsun. Yumurtaları da hafiften çırpıp üzerine bir parça pul biber ekleyip onları ne yapıyorsun? Üşümesin diye kapatıyorsun. Sen ne yaptın? Böyle bir de ketçap da sürüyorsun buna. Ekmeğin her tarafına ketçabını da sürdün. Orada yumurta tarafına gelsin diye. Her tarafına eşit bir şekilde yayıyorsun. Parçada mayonez çalışması yaptın sen ona. Yumurtalar da pişti mi usta? Evet. Yumurtalar da pişti. Şöyle kendi içerisinde katlayıp hemen tost ekmeğin arasına alıyorsun. Yine her tarafını eşit bir şekilde yayıyorsun şöyle. Ne yapıyorsun? Bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? 25 lira efendim. Bu şekilde 25 TL'ye evet, veriyorsun. Evet. Genelde kim geliyor? Öğrenciler mi geliyor yoksa esnaf mı geliyor? Yani esnaf geliyor, öğrenci geliyor, memur geliyor. Herkesime hitap ediyoruz. Herkesime hitap ediyorsun. Evet. Süper ya, evet. Muhteşem. Evet, tostumuz pişti. Sen onları ufak dilimler haline getirdin. Şöyle tabaklama çalışması mı yapacağız abi? Evet efendim. Tamam. Şöyle tostu tabaklıyoruz. Biz bir de çayın varsa çay alalım. Ondan sonra bunu afiyet. Adam her adımı tekrarlıyor ya. Ustam, eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, sofraya geçeyim. Çayımı da aldım. Çayın da fiyatı 5 TL'ymiş bu arada. Şöyle tostumu aldım. Çıtır çıtır olmuş. Ben de çayımı aldım. Ben artık Hatay sandık içinin neyi beğenip neyi beğenmediğini anlıyorum ya. Vallahi anlıyor, çözüyorum artık. Bak hoca yanına çayımı da aldım detayını verdi ya, yemeğe odaklanamadığı için dedi onu. Yumurtalı tostları ben çok seviyorum. Evde de kendime çok yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Tabii arasına böyle ketçap yerine mesela bir domates salçası sürsen benim o zaman daha çok hoşuma gidiyor. Ama böyle sanayi tostu oluyor. Çok keyifli oluyor. Biz bu tostun keyfini çıkaralım. Sonra da yemeğe devam edelim. Evet, şimdi de Ağrı merkezde çeşitli restorana geldik. Halise yapıyorlar arkadaşlar. Farklı yerlerde farklı adları var ama burada halise deniyor. Hemen girelim bir halisenin tadına bakalım. Evet, arkadaşlar içeriye girdi. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir tabaklama çalışması yapıyorlar. Ne kadar bunun porsiyonu? Porsiyonu 20 lira. Bu şekilde böyle boldan boldan mı ekliyorsunuz herkese? Aynen. Oo, süper. Üzerine en son bir yağ çalışması yapıyorsunuz. Şöyle üzerine yağından da ekledi. Bu şekilde. Ben ne olduğunu bilmiyorum vallahi. Size mi servis ediliyor? Aynen, bu şekilde servis tamam, ediliyor. Tamam, ben hemen o zaman sofraya geçeyim. Bilenler yazsınlar. Masama da geçti. Şöyle alalım. Dumanı da üzerinde. Hani bu farklı yörelerde beşkek olarak da adlandırılıyor. Ris olarak da adlandırılıyor. Çok da lezzetli oluyor. Hatay yöresinde de mesela bizde de çok yapılıyor. Nohut mu? Bunu böyle biberli, cevizli olanı var. İçindeki malzeme ne? Olarak da adlandırıyor o da. Biz bunun da keyfini çıkaralım. Yedikçe yesin gelir bundan. Sonra yemeğe de devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de Ağrı'nın meşhur dönerini yemeye geldik. Neresi mi? Sofi'nin yeri. Tabii tabelasında ne yazıyor? Meşhur Ağrı döner ama Sofi olarak tanınıyor. Hemen girelim, tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, Sofi ustanın yanına geldim. Sofi ustacığım, evet. Nasılsın? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Böyle kocaman bir döner takmışsın, evet. Ya. Bir abi, de herkes... Sofi Reis de boynuna tespihi takmış ha. Abi halkı döner seviyor. Ben 42 yıldır hizmet verdiğine göre. 42 yıldır. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim abi. Kime sorduysam seni nohut, söyledim. Nohut, buğday, kime tavuk. Allah razı olsun. Biz verdiğin dönerin karşılığını almadan hep işlerim abi. Süpersin ya. Çok güzel. Bir ne de, eti kullanıyorsun abicim? Sıhır ve koyun karşı kullanıyorum. Karışı kullanıyorsun. Aynen. Çok güzel. Marinasyona yatırıyorsun herhalde. 2 gün. Dinlendiriyorsun 2 gün. 2 gün dinlendiriyorum. Çok güzel. Bir kesilişini bir senden bir alalım. Ondan sonra da afiyetle tüketelim. He, ustamız kesiyor değil mi? Evet. Tamam. Şöyle gösterelim. Şöyle incecik yaprak gibi kesiyorsun sen. Arka tarafı görürüm ben onda. İyice konsantre olmuşsun zaten. Aynen öyle. Doğrudur. İncecik dilimler haline getiriyorsun. Şöyle gösterelim. İnce kesmeye de devam ediyorsun. Porsiyonda kaç gram oluyor sofistan? 100 gramda ama biz 120 veriyoruz. 20 gram fazla veriyoruz. 20 gramda bizden hediye. 100 alana 20 gram benden diyorsun. Evet, incecik dilimler haline getirildi arkadaşlar. Vallahi ince kağıt gibi aldı. Tabii. Evet, şöyle de tabakladın sen onu. Evet, sade de veriyoruz. Oh. Pilavlı, süper. Pilavlı da verin isteyene. Ne kadardı bu şekilde dedin? Şu anda 150 gram 50 lira yapıyor. Bu 50 TL. 150 evet. Gram giriyor 50 TL. Muhteşem. Evet aynen öyle. 50 TL 150 gram. Bir de ayrıyeten bizim Apo kameraman yapacak arkadaşlar. 35 TL'lik bir menü var. Budur. Şöyle ne yapıyorsun? 35 aslında bir kişilik eti bırakıyorsun. Evet. Pilav üzerine kuru fasulye, yanına biberini bırakıyorsun. Yanında salatası. Sumaklı soğanı. Sumaklı soğanı. Fiyatı iyi. Neyini veriyorsun? 35 TL. Aynen öyle. Vallahi hiçbir şey. Bu eti düşünsün. Eti 35 TL'ye böyle bir menüde yiyorsun. Bence muazzam bir şey. Benimki çünkü 1,5 kişilik arkadaşlar. Aynen. Ben hemen ne yapıyorum? Sofraya geçip 1,5 kişilik etimi yiyeyim, afiyetle tüketeyim. Ondan sonra yemeğe devam edeceğiz zaten. Hemen masaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Söylediğim gibi şöyle salata, sumaklı soğan, ekmeğini ekliyorlar. Böyle 1,5 kişilik demiştik ya. Yanına arkadaşlar pilavını ve kuru fasulyesini de ekliyorlar. Bu şekilde veriyorlar. Servisi bu şekilde yapıyorlar. Ben de şöyle önce etin sade bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir parça.
Buralar pahalı. Büyükşehir'de şu menü 300'den aşağıya. Buralar nasıl pahalı? He, büyükşehirdesin, buralar pahalı. Aldım. Şuna bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Yaprak yaprak. Mis gibi. Yağlarda damlıyor. Et yumuşacık. Güzel de marka. Et yumuşacık. Et kadar da var. 1,5 kişilik bir insan, bir de yarım insan mı abi? Olmaz lezzet. Aynen öyle. Dediğim gibi hangi esnafa sorsa, kime sorsa, yolda takipçilerime karşı onlara da sordum. Peki burayı mutlaka söyledi. Biberinden de aldım. Selam abi, yayınlar, hoş geldin. Mağaraya geliyorsan bu lezzeti mutlaka deneyeceğim. Aldığımda çiziyorum. Şimdi de Hacıoğlu restorana geldik. Burada bir vali tabağı yapıyorlarmış. Bu vali tabağını ben çok merak ediyorum. İçeri girelim, nasıl olduğunu göstereyim size. Evet, İçeri girdik, yanımda Orhan evet, Usta var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş buranın, siz... sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet. Vali tepsisi mi diyorlar buna? Evet, bu bizim restoranın vali tepsisi, meşhur bir tepsimizdir. He. Herkes geliyor vali evet, tepsisi. Herkesin. Gördüm böyle sürekli vali tepsisi gidiyor, vali tepsisi doğru geliyor. Dolu gidiyor, boş geliyor. Doğru. Nasıl yapılıyor bize gösterirsen. Böyle ızgarada gösterelim. Evet. Başta sen bunu pişirdin. Evet, pişirdim. Ne var bu pişirdiklerin içerisinde? Bir miktar tavuk şiş efendim. Tamam. Bu bir miktar kanat. Evet, filetodan. Bir miktar yaprak kanat, beyza piliş. Beyza piliş. Bu ne? Kuzu şiş. Kuzu şiş, kuşbaşı. Hemen akabinde hiç boş durma. Bak bu bildiğin, bizim burada da bir restoran var söylüyorum. Karışık aslında. Karışık ızgara diye geçiyor yani buradakinde. Aynen böyle geliyor. 3 tane şiş, 3 tane tavuk şiş, kanat. İşte bir miktar Adana koyuyor. Kebaptır kebap, Adana. Bunu zırhtan geçiriyor. Evet. İçine sebzesi de var. Tamam, Adana yani da koydu. Çok bir sebzesi var. Daha yeni evet, çıktı. Taş... Parasını çok merak ediyorum şu an. Yeni çıkmış. Ne karışık yapıyorsun, bunu kesiyor musun? Evet, kesiyoruz. Bu karışık pidemiz. Tamam. Ortadan evet, ikiye bölüyoruz. Ortadan ikiye böldün sen evet, onu. Sonra çır çır düzenli bir şekilde kesip. Bunları böyle kenarlara karışık diziyorsun. Evet. Karışık. Bir miktar kaşarlı hocam. Bir kısmını karışık yapıyorsunuz. Evet. Bir kısmını da kaşarlı yapıyorsunuz. Kaşarlı tabii. Başka bir şey var mı? Hemen sonra ufak bir lahmacunumuz var. Allah Allah, bitmiyor. Evet. Benimkinde lahmacun falan gelmiyor. Bir de yok. Şöyle lahmacunu da göstereyim. Çok güzel. Rengarenk tabii, gözüküyor. Tabii rengi şöyle, buyurun. Bunun usulü bu şekilde. En son Antepli lahmacunumuz. Süper. Çok güzel. Bak evet, oldu 500 lira işte. Doğru hocam. Şimdi bunu servise sunuyoruz. Ne kadar bu şekilde bu? Bu şekilde 60 TL mi? Gerçekten. Evet. Ne? Şaka gibi. Şu gördüğünüz tabak kocaman, içerisinde lahmacunu var. Asiktir. Oğlum çok ucuz lan bunu, lahmacunsuz pidesiz söylemek istediği zaman burada 130 lira 140 liradan başlıyor la. Pidesi var, tavuğu var, kuşbaşısı var, pilavına varana kadar garnitürleriyle beraber şu şekilde 60 TL. Ben bunun keyfini çıkarmaya geçiyoruz masaya. Evet arkadaşlar, masaya geçtim. Şöyle dolu dolu da bir masa geldi. Şöyle güzel zaman bir salata. Oğlum buna da çok iyiymiş. Diyorlar. Böyle buğday ve maydanoz parçacıkları zannederse. Ne yapıyorum? Başta şöyle. Abi 60 TL'ye nerede yiyorsun oğlum böyle bir şeyi? Şöyle lahmacunu büküyorum. Ya şu masanın 60 TL olması şaşırttı, çünkü iki kişi bunları rahat rahat doyar. Çıtır çıtır. İncecik yapmışlar. Abi niye yalan olsun, manyak mısın? Yalan niye söylesinler ya? Yanında şöyle salatasıyla beraber. Aynı onu söyleyecektim. Şu içine koydu adam, adama ne lan? Adana'ya lavaş sarıp kapattı mı burada 55 lira 60 lira zaten. Adana dürüm. Böyle sıcak bir de küçük bir de. Al yaptın yani, dürümü şu an. Yanından çıkarıyorlar bunu. Burada doymama imkanın yok. Kebabından da alırsın şöyle. Oğlum biz İstanbul'la falan ya, kıyaslıyoruz ya. Kıyaslamamak lazım işte. Göre çok şaşırttı. Yemek fiyatları burada diğer şehirlere gidelim gibi çok uygun. Lezzetler de güzel. Biz de bu güzel lezzetlerin keyfini çıkarmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, yediklerimizi eritmek üzere Katman Caddesi'nde çok söylenen bir tatlıcıya geldik. Neresi? Serdar Usta. Hemen içeri. O zaman bir Ağrı'ya gelelim. Zaten şu Türkiye turu muhabbetini başlattığım zaman en uzaklardan başlayacağım. Evet arkadaşlar, Ali Usta'nın yanına geldik. Ali Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş. Fıstıklı 120 lira, burma fıstıklı 120 lira, cevizli 80 lira, kaymaklı 80 lira. Şu kaymaklı ne mi oluyor? Kaymaklı kadayıf, şu fıstıklı. Anne fıstıklı. Ben kaymaklısından bir tane alabilir miyim? Bir tabak versek. Tatlıcı olarak en fazla burası öneririm. Serdar Usta var. Hemen ardından sen bunu lokmalık yapıyorsun herhalde. Aynen. İlke parçaladın onu, üzerine fıstık da ekleyeceğim dedi. Fıstığını aldın, üzerine böyle boldan boldan ekliyorsun. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? 20 lira. Bu şekilde 20 TL. Eline sağlık, biz hemen yemeğe geçelim. Evet şöyle bol fıstıklı, kaymaklı kadayıfımızı şöyle alıyoruz. Zaten lokmalık haline getirdi abi. Şöyle tutalım. Az önceki menüden 60 lira yedin. Geldin bir de burada 20 liraya bu tatlıyı çaktın. Bas git baba. Bitti.
80 liraya karnın full. Üst kısmı çıtır çıtır. Şurası bol. Sırtında böyle şurası ağzına akıyor. Kaymakla da birleşince efsane bir şey oluyor. O yazan fiyatlar kiloydu. Yediklerimizi sindirdik, yemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Erzurum bulvarında Revan'a geldik. Merkezdeyiz yani ve ne yapacağız burada? Böyle yöresel bir otla yumurta yapıyorlar. Kahvaltı da edilen bir mekanmış aslında. Ve ne yapıyoruz? İçeri girelim, onun tadımını yapalım. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, içeriye girdim. Yanında Nesli abla var. Nasılsın Nesli ablacığım? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle bir tane Ağrı'da yetişen bir ot var değil mi? Evet. Ne olarak geçiyor Çakşır. Bu? Çakşır. Çok güzel. Çok bu güzel direkt Ağrı'da sadece yetişiyor. Evet. Dağlarda yabani bir ot. Yabani ot. Kendiliğinden. Siz bunu herhalde tuza basmışsınız. Tuza basıyorlar, turşu gibi yani. Hani. Yumurtada tamam, pişiriyorlar. Bir yapılışını göstersek tabii çok seviniriz. Evet, şöyle sudan çıkardın. Bu tuzlu suda yapılmış hali. Öyle. Ne yapıyorsun? Tavanın içerisine doğruyorsun. Yumuşak bir yapısı var zaten şu an. Aynen. Yumuşak oldu, kavuracak şimdi onu. Doğradın sen onu. Bu sürekli tüketilen bir ürün mü? Burada seviliyor mu bu? Evet, çok seviliyor. Çok seviliyor Arda. Ama ilkbaharda çıkar. Daha sonra çıkmaz bu bitki. Onun için bu şekilde evet, tuzlu suya basıyorsunuz ki uzun süre kullanabilirsiniz diye. Aynen, bozulmaması için tuzlu suda. Boldan boldan ekledin. Evet. Durmuyorsun. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? Anladık, ağrımsız siktir lan, ne bileyim ben. 28 TL'ye veriyorsunuz. Evet. Şimdi tavaya geçebiliriz herhalde, ocağa. Ocağın altını yaktı. Önden bunu yağla kavuruyorsun yumurtayı atmadan. Geri yandan yumurtalarını hazırlıyorsun. Buna kaç adet atıyorsunuz normalde? İki tane bir porsiyonla. İki yumurta. İki yumurtanı da ekleyip bir parça tuzlayıp yumurtanı da kenarda hazır ediyorsun. Abla ödem yaptı abla, tuzu yatırmıştı zaten onu. Kendini ne yapıyor? Böyle yavaş yavaş iyice kavrulmaya başladı. Yumurtaları sabırsızlıkla bekliyor. Yumurtalar devreye girebilir. Yumurtayı da ekledi. Yumurtası da piştikten sonra artık sunum aşaması. Başka bir şey giriyor mu bunun içerisine? Bu kadar değil mi? Evet, evet. Süper. Evet, yumurtamız hemen hemen hazır. Ben o zaman masaya geçiyorum. Elinize kolunuza saklıyorum ama siz dediniz ki bunu yedikten sonra bir de bizim incir kavurmamız var. Evet, incir kavurmamız. Evet, bu da yöresel değil mi? Ağrı yöresine ait. Evet. Yine Ağrı'da yapılıyor. Çok güzel. Yöresel dedem çok güzel yapar onu. Tamam. O zaman ben ne yapacağım? Bunu yedikten sonra o kavurmanın da incir kavurmasının da tadına bakacağım. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Şöyle tutuyorum. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir ot. Çünkü otlara karşı benim ayrı bir merakım da var. Şöyle tutarsın. Bunu afiyetle tüketirsin. Abi bak, en sevdiğim şey sepetle ekmek geliyor ya. Bir de sınırsız ya aslında o. Ben şu bak aldığı lokmada 2 dilim ekmeği yemiştim zaten. Şu tepsinin, daha doğrusu tavanın içerisindeki yemeğin yarısı bitince benim oradaki ekmeklerin neredeyse çoğu bitiyor. Simit çoktan bitmişti. İkinciyi de isterdim. Böyle hafiften böyle ıspanağın böyle sert hali gibi geldi bana lezzeti. Yumurtayla da birleşince çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Çok hoşuma gitti. Sade tatmaya çalışayım. Böyle tutuyorum. Gelmiyorum. Bence bu bölgeye geliyorsan denemekte fayda var diyorum. Fiyatı da çok pahalı değil. Bunun keyfini çıkaralım. Çayımız da var zaten. Çayımızı bol bol içip sohbetimizi edip ondan sonra devam edelim. Evet, az kalsın unutuyordum. İncir geri yollamış. Kavurmasın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle gösterip üzerine tarçını, cevizi, inciri de böyle ince ince ne yapmışlar? Doğramışlar. Evet, söylediğine göre yine bu yöreye ait bir tatlı. Bak. O tarçın dokunuşu çok güzel olmuş. İncire çok yakışmış. Tabii olayın içine bir de ceviz girince bomba gibi patladığını düşünüyorum. Bunun da fiyatı aynı şekilde 28 TL'ymiş. Bu tatlımızı da yiyelim çayla beraber, ondan sonra kalkacağız, devam edeceğiz yemeğe. Evet arkadaşlar, merkeze Sultan Sofrası'na geldik. Buranın da et menüleri çok meşhur ama burada ne yiyeceğim? İskender yiyeceğim. Hemen girelim. Arkadaşlar, Hacı Murat Usta'nın yanına geldi. Nasılsınız Usta'm? Biz teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Etinizi çok özlediler. Bu bölgenin zaten eti çok güzel. Döneri de çok güzel. Biliyorum. İskender yapabilir miyiz bana? Tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Bursalılar. Stink. Şimdi ben Bursa'ya gelip gidiyorum ya. Bana bugüne kadar böyle safkan bir Bursalı İstanbul'da bazı iyi yerlerde dediğim İskender'in ötesinde bir şey yediremedi baba. Yani evet, İskender'in yuvası Bursa. Ama bir türlü yediremediler. Olmadı yani, hani yediğim birkaç yerde de güzeldi ama böyle ooo olmadım. Hep zincire götürdüler beni. Yok mu şöyle ara dükkanlarda mahallede 60 yıldır 70 yıldır açık olan bir İskenderci ya? Abi geldiğinde seni götüreyim. Götürme, yeri söyle ya. Var, gel götüreceğim. İskender'in nedir zaten, pek bir olayı yok. Olur mu? Aaa. Nasıl yok lan? Eti meti çok önemli onun. O altındaki pidelerin yumuşama oranı falan.
Kent Meydanı'na yakın ara sokakta İskenderci var. Bizim de burada Şaşkın Bakkal'da var, anlatmıştım. Bizim burada dediğim yani işte oturduğum yerde. Her ne kadar İskender 200 lira da olsa çok güzel yapıyordu yani. Uludağ kebapçısı. Yumuşama oranı 178 olacak tabii. Abi rahatsız etmiyorsan bir ricada bulunacaktım. Oyuna geçince ekrana chat koyabilir misin? Hatta unutmanı önlemek için oyuna geçince chat sana hatırlatabilirsin. Tamam koyarım, sözüm olsun. Ulaş 50 ateşlemiş. Abi buraya gitsem ayda 50 kilo alırım net. Niye ucuz diye mi? Ya daha mı çok yersin? Patrick Wayne 10 lira yollamış. Abi Aquaman 2 ne zaman? Abi seni çok seviyorum, beni de gör lütfen. Bana bakma şansın var mı demiş İlknur. Almancı Revan. Abim Twitch Core'a gelince seni göreceğim için çok seviniyordum. Maalesef kısmet olmadı. Biletim falan almıştım. Sen gelmeyince gitmedim. Aga be. Bir kendine zaman ayır. Buyur gel Almanya'ya. Sen en iyi Red Light'a, seni en iyi Red Light'a götürürüm. Almanya'da mı var Red Light? Tukan abi Lemur'un yaşını öğrenebildin mi demiş oğlan. Adama bakınca hiçbir yaş aklıma gelmiyor. Öyle bir yüzü var adamın. Ben Lemur'un orijinal yaşını biliyorum. Ama söylemem. Söylemem, ayıp olur. Ya duyduğunuz zaman şaşıracağınız bir yaşı var aslında. Abi selam demiş Ogi TV. Aleyküm selam. Google'da yazıyor yaşı. Ya işte sen tamam hadi tamam. Buradan Doğru, ben de onu gördüm. Bir İskender yaklaşığı bize gösterirse çok sevinirim. Baba aldı, şöyle pidelere ekliyorsun. Olmazsa olmazdı bu işi. Yoğurdunu da ekledi. Şöyle etini de aldı. Yağmur, mis gibi etini. Gramajını ölçüyorsun. Kaç gramdı? Bu bir porsiyon olduğu için buna 100 gram bırakıyor. 100 gramını tarttı. Burada kesip de tartmadan bırakmıyoruz. Çünkü göz kararı da olsa müşterilerimize az gitmesini istemiyoruz. İstemezsiniz, hak geçsin istemezsiniz. Kesinlikle. Tamam. Ekmeklerin üstünü şöyle dönerle, et dönerle kapattık. Biber de kenarda böyle kırmızı, için yağıyla beslenmiş yağları da kenarlara diziyorsunuz şöyle. Üç parça ekledi. Dönerin kendi yağına. Yani kendi yağı çok daha güzel olur. Lezzetine lezzet katar. Kesinlikle. Yağıyla da beslediniz sen onu. Soslama çalışması. Aynen. Sosunu önceden ayarlamışsın sen. Sosunu yediyorsun sonra. Oh. Mis gibi. Boldan boldan sos ekliyorsunuz burada. Şöyle en son bu tereyağı da buldu. Tereyağını ekledi. Aynen. İskender bir servis. Ne kadar bu şekilde bu? 40 lira. Bu şekilde 40 lira. Baba evet. Çok uygun. Eline kontrol sağlık, ben o zaman masaya geçiyorum. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Yancılarında görüyorsunuz salatası, turşusu, domatesi, sumaklı soğan. Güzel fiyatlar bu şekilde ya. Veriyor bu bölgede. Şöyle tutuyorum. Kendime şöyle bir parça aldı. Şöyle göstereyim de yakından. Mis gibi bol tereyağlı, bol soslu. Buram da çok yumuşakmış. Ağrı et döneri çok meşhurmuş. Sadece burası da iki yere gittim ama 3 tane daha yer var, çok lezzetli. Bu ses problemi yüksek ihtimal bazen mikrofonu al, yani mikrofon çalışmıyor yüksek ihtimal kameradan alıyor gibi geldi bana. Yanında da böyle bir bayram suyu. Burada yediğim et dönerlerin fiyatı diğer şehirlerin çok daha uygun. Bu anlamda fiyat performans zaten çok çok güzel olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi de Arı'da Taşlıçay'da neredeyiz? Kavurmacı Hikmet'e geldik. Buranın kavurmasını da çok övdüler. Pamuk gibi yumuşacık dediler. Hemen girelim içeri. Evet arkadaşlar, kavurmacı Hikmet Usta'nın yanına geldik. Hikmet Usta'cığım nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor, her şey yolunda? Şükür bir yaramaz durum yok. Böyle kavurmanı göstereyim şöyle. Çok evet, güzel hocam. Gözüküyor. Kendi suyunda, yağında. Böyle kaç saat pişiyor bu? 5-6 saat. 5-6 saat boyunca saat pişiyor ve bu kıvama geliyor. Ne et oluyor bu? Bu dana eti efendim. Dana yani eti, dananın neresi? Düve eti. Düve
Evet. Evet. Bu şekilde porsiyonu ne kadar? 60 lira efendim. Bu şekilde 60 lira. Evet. Yanında pilav veriyor musun? Ama et de iyi et. Yani bu şekilde tek yerlerinden sonra pahalı geldi bir an. Ben bir parça pilav da alabilir miyim? Pilav ne kadar? Pilavın da fiyatını soralım. Pilav da 20 lira efendim. Pilav da 20 TL. Tabii fasulye de var ama fasulyeyi bitirmişsin. Yemeğin bitiş saatine denk geldiniz artık. Sıkıntı olmaz. Onu da ben size izah edeyim. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Biz masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Yancıları, domatesi, turşusu, şöyle soğan, biber, limon veriyorlar. Şöyle hem suyundan hem etinden şöyle aldım. İşte böyle bir saadet alalım. Baba koy, pilavın üstüne koy o kaşığı, sonra bir daha daldır yav. Çok güzelmiş gerçekten. Yumuşacık. Şöyle pilavla da bir gidelim olaya. Pilavla da aldık. Biraz böyle turşusundan alalım. Soğan. Şu an 52 tane ölü kara sinek saydım. O böyle suyuyla beraber alınca et de çok yumuşak, çok keyifli oluyor. Biz böyle masanın keyfini çıkarmaya devam edelim. Evet, Ağrı'da Taşlıçay Balık Gölü'ne geldik arkadaşlar. Burada alabalık tesisi var. Böyle canlı canlı alabalıkları çıkarıyorlar, temizliyorlar, pişiriyorlar. Afiyetle de tüketiyorsun. Diğer yandan şöyle görüyorsun, Balık Gölü'nün de keyfini Tukar abi dün sana yazmıştım, bana zip boy olacaktı, sana su ulaşacağım. Merhaba hacım, Ozan ben, nasılsın? İyi mi Ozancığım, sen nasılsın? Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Bir de buradan ödeme yapmak ne kadar zormuş. Nereden ya? Bakın öyle feedbackleriniz olursa yollayın. Class Game'den mi attın? Amerika'da güncel araba fiyatları. İzlersen sevinirim abi. Nasıl dojladım ama Zippo'cuyu. Ucuzluktan değil reis. İnsanın canı çekiyor. Göz doymaz göz. Abi yayınlar sakso çekenin çok olsun. Ya oğlum açmayacağım senin videonu ya. Çıkaracağız, tekneye bineceğiz. Şurada bir salıncak var, salıncağa bineceğiz. Yediklerimizi eriteceğiz. Doğanın keyfini doyasıyla çıkaracağız arkadaşlar. Başta neyle başlıyoruz? Biraz acıkabilmek için, yediklerimizi de sindirebilmek için bir tekne keyfi yapalım. Tekneye geçelim, biraz gezintiye çıkalım. Evet arkadaşlar, iskeleye geldi. Şöyle yavaş yavaş tekneye doğru geçelim. Şöyle tekneye binelim. Ama tekneye binmek isteyen ne kadar veriyor fiyat olarak? Beyler aile 5-18 kişi alınıyor. Evet, 8 kişi gelirse 50 TL veriyor değil mi? Buraya gelirseniz 8 kişi binerseniz 50 TL veriyorsunuz gezinti için. Kaç dakika sürüyorsun? 15 dakika. 15 dakika süper. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar yola koyulduk. Tamam koyulmadık, dönüyoruz diyeceğim. Bitti 15 dakika. Mis gibi manzara var. Çok güzel. Şimdi sazlıkların arasından geçeceğiz. Orada da bir görüntü alacağım. Evet, şöyle kıyıyı da göstermek istiyorum. Güzel bir manzara eşiğinde. Hava da çok güzel. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Sazlıkların içine girdik. Burada hangi balıklar çıkıyor? Alabalık çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Sazan. Bir de kerebit mi dedin? Kerebit var. Kerebit de balık türünü öldürüyor herhalde burada. Biri atmış ama kimin attığı belli değil. Evet arkadaşlar birazdan kıyıya geçeceğiz artık. Biraz daha bir yürüyüş yap. Lan benim uzaktan akraba vardı Ağrılı. Ona ben kerebit yollamıştım lan. Beslesin diye. O mu attı acaba puşt? Yapalım, ondan sonra yemeğe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kıyıya geldik. Artık iniyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu göl kışın doluyormuş. Hatta üzerinde böyle ne yapıyorlar? Arabaları, jipleri alıyorlarmış. Drift falan bile yapıyorlarmış. Çok enteresan. Zaten çok serin şu an. Hani yaz olmasına rağmen böyle hiç terlemiyorsun. Hatta üşüyebiliyorsun. Hele biraz akşam olursa düşünemiyorum. Salıncak yani görünce tüylerim diken diken oluyor ya. Yani şurada görüyorsunuz. Gölün hemen kenarına bir tane salıncak eklemişler. Şöyle çocukluğumuzu yaşayalım. Çok az buranın böyle bir keyfini çıkaralım. Ben ardından alabalık keyfi yapabiliriz. Hemen gösterdiğim yerin adı Birlik Restoran. Şöyle göstereyim. Abimiz. Kolay gelsin abim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne balığı abicim bu? Burası buranın endemik türü olan kırmızı alabalık. Kırmızı benekli alabalık. Kırmızı benekli evet. Alabalık. Görüyorsunuz buranın arkadaşlar. Benekleri herhalde adını oradan alıyor değil mi? Evet evet. Çok güzel gözüküyor. Kaç gram geliyor bu ortalama? Bunlar değişiyor. Yarım kilodan tut 250 grama kadar bunlar boyutları evet. Şu anda var. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonda kaç gram var? Porsiyonu şu anda 300-350 gram. Canlı bir balığı biz açıyoruz. 300-350. 75 lira porsiyonu. 75 TL'ye veriyorsun. Evet, yanında salatası. Ekmeği, suyu. En lezzetli balık bu mu burada? Bu. En lezzetli şu anda bu. Bu. Tamam. Bu doğal sazan. Alabalığı herkes sevmez ya. Bir yakından çek istiyorsan. Böyle gösterelim ben balıkları. Ben Maşkiye'de, Kartepe'de çok yediğim için alışığım. Seviyorum ama. Oğlum aynalı sazana da bakalım. Şu söylediğin balık mı abicim? Evet. Bu kaç kilo? Aynalı sazan. 10 kilo 15 kiloya kadar büyüyor. Bırak. Bu canlı mı ya? Bu çok hareketli değil. Canlı. Su soğuk olduğu için hareketsiz bu.
Canlandırma işlemi yaptı. Balinaya su atar gibi attı. Anladım. Bu porsiyonuna kadar tüm mü veriyorsun? 40 lira. Her şey 40 lira. Biz benekli alalım abicim. Bunu değil de benekli daha lezzetli tabii gibi duruyor. Tabii ki. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Pişirme bölümü ayrı bir yerde. Hüseyin evet. Ustam yanında. Nasılsın Hüseyin Ustam? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle balıklar ne yapmışsın? Teşekkür ediyoruz. Balıkları böyle ikiye yarmışsın. Evet, ortadan ikiye. Evet. Temiz ikiye yarıyoruz. Ondan sonra kırmızı benekli kızıl alabalığımız. Süper. Tuzladın mı? Ne yaptın? Ne işlem uyguladın buna? Tuzladım evet. Tuz ekledim. Başka evet. bir şey giriyor mu? Yok. Başka hiçbir işlem girmiyor. Pisliğini hayır. ayıkladın, pulunu aldın. Aynen. O zaman pişirmeye geçiyoruz. Şöyle görüyorsunuz orada kocaman bir yerde. Bana 3 tane al. 3 tane yeterli olacaktır. Oo! Kızgın yağda böyle balıkla iyice pişecek. Kızmış balığa ben bayılıyorum arkadaşlar. Kızarmış balığı çok seviyorum. Ayrı lezzetli oluyor. Balık genelde kızarmış mı yapılıyor? Başka bir şekilde yapılıyor mu? Yok. Yağda mangalda bayağı... olmuyor mu? Mangalda biraz turu oluyor. Yavan oluyor değil mi? Aynen. Yağsız en iyisi için. Kızarmış diyorsun. Aynen. Tamam. Bunlar pişsin. Birazdan piştikten sonra da görüntüsünü alacağım. Ondan sonra afiyetle sofraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar balıkların bir tarafı pişti. Abimiz çevirdi bunu. Evet şöyle gösterelim. Pişti mi? Evet. Komple işte. Pişti. Tamam. Tamam. Arkalı yalnız iyice. Kızartmada da iyi gider ya. Çıtır oldular. Tam kıvama geldiler. En son şöyle kenara alıyorsun. Fıdık olmuş o. Son hali bu şekilde ben artık masaya geçiyorum. Evet arkadaşlar masaya geçtim. Şöyle benekli alabalığımız salata pişti. Da iddialı. Gösterin. Çok güzel de bir salata bırakıyorlar yanına. Ne yapıyorum? Şalgamı da almış. Kılçığından hafiften ayıklayalım. Buradan direkt beyaz etinden alacağım. Şöyle görüyorsunuz mis gibi kızarmış. Şöyle üzerine çok az limon çalışması yapacağım. Şöyle tutuyorum. Ekmek yok mu ya? Büyükçe bir lokmayı. Böyle atıp hemen aldım lan. Koca bir lokma salata. Çok lezzetli. Bu balık zaten mangala gitmez abin de dediği gibi. Bu çok aşırı yağlı bir balık değil. Şöyle şalgamımızdan da alalım. Şöyle devam edelim. Salata çok güzel. Şöyle altını göstereyim arkadaşlar. Böyle bol sulu sulu. Ekmeği yaracaksın. O aldığın beyaz balığı parçayı içine koyacaksın. Salatadan da şöyle bir üstüne. Abi, çoban salata. Kapat. Şöyle yarım ekmek. Kışın arkadaşlar. Ekmek dört yarım ekmek çıkartırsın bu balıkla. Ama yazın burası cıvıl cıvıl oluyor. Hiç terlemeden rahat rahat gelip balığınızı tüketiyorsunuz. Biz buranın keyfini çıkaralım. Belki üzerine bir tatlı yemeye gideriz. Evet arkadaşlar şimdi de tatlı zamanı. Tatlı zamanı için Doğu Beyazıt'ta şu tatlıcı Hikmet Usta'ya geldi. Bu bölgede herkes tarafından konuşulan tatlıcı bu. Hemen sonra Boçenak. Tatlılar var ona göre kendimize seçelim. Evet arkadaşlar içeriye girdim yanımda. Vay Erkan kardeşim. Var. Erkan nasılsın? Erkan kardeşim benim. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim sağ olasın. Şöyle parıl parıl parlayan tatlıların var burada. Şu ne oluyordu çok ilgimi çekti. Abicim cevizli hurma tatlısı. Cevizli hurma tatlısı şöyle gösterelim. Bunun içi ceviz dolgusu mu? Doğrudur abi. Bunu ne yapıyorsunuz? Cevizi nasıl bir hale getiriyorsunuz ki bu hale geliyor? Abi kendi olarak yani kendimiz hazır olarak ceviz ezmesi bu. Doğrudur abi. Ha, ceviz ezmesi. Dış kabuğunda da sanki ceviz ezmesi, ceviz tanecikleri görüyorum susam hamurunda. Susam parçacıklar var abi. Susam da içinde, ceviz karışımı. İçinde de böyle doğru. O hamurunda da hem susam hem de susam parçacıkları da koyuyorlar. Tam o zaman insanların damak tadına göre abi. Süpersin harika. Ne kadar bunun mesela bir adedi? Bir adedi abi kilosu 55 lira tane olarak da satıyoruz 5 lira abi. 5 TL bu doğru şekilde. Abi. Şuradan lokma var. Doğrudur lokmamız abi. Var. Hemen şurada klasik olan da var ama şerbet vallahi. Halka tatlı görüyorum. Doğru. Doğru mu? Bunun tanesine kadar? Aynı fiyat abi. Yalnız bu da kilo farkı var. Kiloda 75 lira. 75. Tanesi ama 5. Tanesi 5 lira. Doğrudur abi. Tamam. O zaman şöyle bir kese kağıdına birer tane ekleyelim bana. Ne dersin? Doğrudur abi. Böyle fıstıklardan da ekleyelim. Fıstıklı geldi. Bir tane de lokmadan alalım. Tamam abi. Bir tane de lokmayı aldık. Evet. Yediklerimizi bunlarla eritebilir miyiz sence? Eritirsiniz abi. Süpersin. Tamam. O zaman 15 TL değil mi bu üçü? Doğrudur abi. Tamam. Hemen biz bunu ne yapacağız? 13 TL. Bu doğru. Daha ucuz o zaman. Bu 3 TL. 3 TL abi. Tamam. Ben o zaman bunu yürüye yürüye ne yapacağım? Afiyetle tüketeceğim. Teşekkür ettim. Rica ettim abi. Kendimizi dışarı attık. Başta şöyle cevizli hurma tatlısıyla başlayalım. Bunu ilk defa görüyorum. Çok lezzetliymiş. O ceviz ezmesinin lezzeti. İçindeki o hamurunda da ceviz ve susam olması. Ayrıyeten o çıtırlı. Bence bunu çok... Bir şey söyleyeceğim. Cevizi sadece ucuna mı koymuşlar la? İçinde de öyle olması gerekmiyor mu onun? Çok lezzetli bir tatlı yapmış. Bunu bence buraya geliyorsanız deneyin derim. Çok güzel çünkü. Sırada lokma var. Gerçekten çok başarılı bir tatlıcıymış. Lokmayı da çok lezzetli hamurunda yaptı. Var. Böyle çıtır çıtır. Sırılsırmaz şişesi böyle ağzına akıyor.
Çok güzel. Şimdi sırada halka tatlı var. Fıstıklı yalnız. Gerçekten çok doğru bir seçim olmuş. Tatlı lokma dediğin içi boş olur. Ne o ceviz tatlısı lokması mıydı o? Şimdi güzel bir kahve içmeye gideriz artık. Evet arkadaşlar, Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa yolu üzerinde Ergül'ün mutfağındayız. Burada yöresel lezzetler, Ağrı'nın yöresel lezzetlerini yapıyoruz. Ela gözlüm, sana geliyorum. Birçok kişi tarafından da söylendi. Hemen girelim, burada ne yiyeceğiz tabii ki de. Abdigor köfte, tava kebabı, bir de yanında halise yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen girelim, tadım yapalım. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. 3 farklı yöresel söyledim. Şurada halise var arkadaşlar. Keşkek de deniyor başka yörelerde. Bu yörede çok yapılan lezzetlerden bir tanesi. Şöyle tutalım. Bizim oralarda buna hirise de deniyor. Şöyle tava kebabı var. Yine bu abdigor köftenin etinden yapılıyor. Ne yapıyorum? Şöyle patates. Neyle başlayacağım? Tabii ki de abdigor köfteyle başlamak istiyorum. Şuradan şöyle tutuyor. Bu haşlanarak yapılıyor zaten. Bunun içi çiğdir diyecektim. Ulan bu çiğ değil mi ya? Ya da haşlama olduğu için ben anlamam ki. Kendime bir parça kopardım. Şunu pilavıyla beraber şöyle combo yaparsın. Değil değil mi? Afiyetle tüketirsin. Bu bölgede birçok kişiyle konuşuyorum. Bu yemeği seviyor musun acaba diye. Abdigör köfteyle aran nasıl? Kimisi çok seviyor. Kimisi bana göre değil diyor. Bu kişiye göre değişiyor. Diyet menüsüymüş zaten bu aslında. Eskiden o şekilde yapılıyormuş. Diyet menüsü mü dedi? Yumuşak bir yapısı var arkadaşlar. Yağsız bir etten yapıldığı için döve döve böyle sakız kıvamına getiriliyor. Sadece içerisine soğan ekleniyor. Top haline getirip haşlanıyor. Haşlandıktan sonra pirince ekleniyor. Üzerine en son bir tereyağı dokunuşuyla pişirilip en son böyle servis ediliyor. Hemen haliseye geçelim. Haliseden de şöyle alırsın. Üzerinde böyle tereyağı dokunuşu da var. Bizim oralarda kuyruk yağı ekleniyor. Şöyle tutuyorum. Çok lezzetli yapmışlar. Bu çok güzel. İçerisinde böyle et parçacıkları da var şöyle görüyorsunuz. Yani bol etli. Bence tam olması gerektiği gibi. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor zaten. Zaten hemen 4 tane çatal attın lan reis. Bu köfteleri de abdigor köftenin etiyle yapıyorlar. Ama bunu kızartıyorlar başta arkadaşlar. Böyle kızartıp yanında böyle garnitürlerini de görüyorsunuz. Şöyle patatesini, biberini de eklemişler. Ekmekten de ısır şöyle bir. Yapalım. Tadı kötü değil ama çok benim tarzım değil bu açıkçası. Yenir mi? Kesinlikle evet ama yani kimisi bunu yine çok sever, kimisine çok hitap etmez. Ama bu üç gördüğünüz lezzette tamamıyla yöresel lezzet. Biz bu yöresel lezzetlerin keyfini çıkarmaya devam edelim. Evet. Oğlum bu adam nasıl kilo almıyor diyenler. Her gün bunu yemiyor ki. İçerik çekeceği zaman gidiyor o gün tıka basayı alıyor 7000 kalorisini dönüyor abi. Arkadaşlar şimdi de Doğu Beyazıt'ta nereye geldik? Noir restorana geldik. Bu saray bölgesi, İshak Paşa Saray bölgesinde çok güzel yöresel lezzetler yapıyormuş. Hemen girelim. Önce bir tanıtalım, ardından afiyetle tüketelim. Evet arkadaşlar, Ayşe ablanın yanına geldim. Ayşe abla kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle eti ne yapıyoruz burada? Eti abdigör köftesi yapacağız. Süper. Bu yörenin yemeği değil mi? Evet, bu yörenin yemeği. Çok güzel. Etin hangi parçası kullanılıyor burada? Etin sadece sığırın kalça kısmı ve ilk kesildiği gibi bayatlamadan. Eti dövüyor, dövüyor. Hemen alınıyor. Süper. Kaç saat dövüyoruz bu şekilde? Bazen bir saat, bazen yarım saat, bazen iki saat. Etin, zorluğuna göre. Yumuşaklığına göre değil mi? Çok güzel gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi taşın üzerine alınıyor. Taş. Saatlerce dövülüyor. Mama kıvamına getiriliyor. Evet. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. İçine başka ne giriyor demiştin? Soğan. Sadece soğan. Hiçbir şey girmiyor. Evet, süper. Soğan. Eline koluna... Tuğkan selam, sana Japonca dublaj yaptım. Umarım izlersin. Çetto. Chetto, watashi wa computer ni burusagatte imashita. Dare ka ga watashi wo yonda. Jason Momoa deshita. Denmo o tori sore kara itta. Salamun aleikum. Daiji na koto da to omotta. Aquaman no enjita otoko. Kare wa itta watashi no stuntman ni natte. Sore kara watashi wa itta. Nan 3000 nin na Twitch de watashi wo mite imasu. Itsuyo nashi. Omae hadere lan. Anata no moshi de wa watashi ni wa mukashi deshita. 私は言ったあんたのスタントマンにフィグラントにもならない。やる。やる。Bu bana yapılan dublajın üzerine dublaj yapmış. やる。やらっぴみゃ、ほん、なんだぎりゃくず。Abi selam, seviyorsun. Playlist var mı bugün? Var, cezalısı var ama. Abi Türkiye gezerken Bolu'ya gelir misin? Bir de oğlum Bolu'ya yeni geldik lan. Bir de kamp yapacağınız zaman size yardımcı olabilirim. Bolu'ya yakın bir yerde yaşıyorum. Bolu'ya gelirseniz yardım. Geldik la, geldik. Kaçırdım be. Ama bayağı bir kişi yardımcı oldu orada. Class Game'den yazıyorum. Bağış atmak çok zor değil. Kolay bu arada yayınlar.
Class Game'den yazıyorum. Ha, Class Game'den donate attığın için bunu söylüyorsun. Playlist'e iyi şanslar demiş. Eyvallah. Abi İstanbul'da cidden çok pahalı, videoda sebze yiyorum. O bile pahalı, izleyebilirsin orada. Abi sağlıklı bir insan için yaptım zaten. Ha, sen hem öğrencisin hem de öğrenciyken sağlıklı beslenmeye çalışıyorsun, onu anlattın. Abi şişecek yeter, ne olursa biliyorsun yayınlar Class Game. Oğlum bu Class Game'den donate atanlar niye Class Game diye parantez içinde yazıyor. Tamam, bundan sonra Class Game'den donate atanlar hepsi Class Game diye bildirsin. İzmirli olarak Ağrı'da askerlik yaptım. Şu anda izlediğim videoyu görünce yazasım geldi. 21 yaşındayım. Bir İzmirli olarak o soğuklar çok zorladı beni. Yayınlar demiş. Çok beşlik. Abi seni çok seviyorum, yayınlar. Yakın zamanda God of War oynar mısın? Ya. Selam Tukar abi, inşallah mesajımı görürsün. Eğer bir gün İzmir'e gelirsen seninle beraber kumru boyoz bomba yemek nasip olur. Öz abim benim demiş. Teşekkür ederim Mehmetçiğim. Tukan Eyşan ve sağ kolu kediye bu kesin nanesi. Kesin. Ne nanesi bu ya? Yalnız sen hayvanları müptela mı edeceksin lan? Kedi nanesi demek istiyorum. Amına kutumun hayatı. Kedi nanesi istiyorum. Hepsine vereceğim günde 1 litre. Abi sana özel zippo yapan İsmail abiye ulaştım ama sadece sana özel olduğu için bana yapmadı. Oğlum manyak mısın amına koyayım? Niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Ulan gitmiş bir de şaka söyledim oğlum sana. Adama ulaşmış, demiş ki bana aynı zippo yapar mısın demiş, çıldıracağım. Oo kordicim, uyandın mı? Bu nasıl bir girişkenlik oğlum? O yüzden onu lütfen bana ver. Oğlum bana hediye o. Ben sana alayım mı zippo? Deli ya. Abi merhaba yayınlar. Benim de kedimin adı Eyşan. O hiç durmuyor. Ağzıma sıçtı. Millet bana jiletçi diyor. Ben cevizci. Galiba gelmedi. Ondan kaynaklı yeniden attım. Donatörler kafayı yedi ya. Mesela bir dövülüşünü gösterebilirse bıçak yardımıyla katlıyorsun. Evet. Daha sonra böyle üzerine gide gide eti mama kıvamına getiriyorsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Resmen böyle cıvık bir hamur kıvamına geldi. Çok güzel gözüküyor. Elinize kolunuza sağlık diyorum ben de. Evet Ayşe ablacığım, ne yaptık? Dışarıda iyice eti dövdün. Ayşe ablam 2 saat dövdü eti. Şöyle şimdi haşlıyor mu? Haline getirdim böyle. Tamam, az önce yedi haşlama köfteden. Önce çırpma yöntemi dediğimiz çırpma. Oğlum bir garip duruyor ya. Soğanla beraber çırptık. Daha sonra şu an kar topu gibi yaptığımız topları ılık suyun içerisine attı. Ilık suda şimdi yarım saat haşlanacak. Yarım saat haşlanacak. Evet. O zaman biz de sabırsızlıkla bekliyoruz ablacığım. Şimdi yarım saat bekleyeceksiniz. Bu güzel pişecek. Sonra pirincimizi ekleyeceğiz. Sonra tereyağımızı kızdırıp yapacağız. Dücü hoş geldin. Tereyağı dokunuşu olacak. Değerine değer katacağız. Evet. Bekliyoruz o zaman. Evet. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Pirinç olacak. Değerine değer katıyor. Ne oldu lan? Evet. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Başka biri mi geldi? Pirinçler geliyor değil mi? Evet. Süper. Pirinçler geldi. İçine pirinç atıyorlar. Bundan sonraki aşamada ne yapacağım? Ben sofraya geçiyorum. Sonraki aşamada tereyağını kızdıracağız. Evet. Dökeceğiz. Süper. Tamam. Ben o zaman sofraya geçeyim. Sofrada bekleyişe devam ediyorum. Eline koluna sağlık diyorum. Evet arkadaşlar, muhteşem bir masa oldu. Şöyle yakından çekelim apocuğu. Gör, köftemiz hazır. Keşkek. Süper. Gör köftesini. Bak bunlar bile lezzetli duruyor ama abi. Sunum falan güzel. Yaptığımız etiyle bu ekşili köfte. Ekşili köfte. Severim. Bu ne oluyordu? Cacık. Hemen yanında kavurma herhalde. Evet, kaymakla kavurduğumuz kavurma. Süper. Mantı var. Mantımız da etli. Bu ne oluyor? Oy patateslere şu köfte. Tava kebabı dediğimiz. Tava kebabı. Karadut ve üzüm. Karadut ve üzüm. Siz ev yapımı gibi duruyor ama. Ev yapımı. Muhteşem. Ben hemen bu Abdigör köftesiyle başlayalım. Şuradan bir kaşık aldım. Bu ne pirinci oluyordu? Basmati pirinci mi? İthal pirinç. İran'dan geliyor. İran'dan geliyor. İran pirinci. Lezzetli bir köfte. Pirinçle birleşince çok güzel olmuş. Hemen kavurmadan da bir tane tadına bakalım. Niye elimde tuttuysa. Bu rannet zaten çok lezzetli. Bu köftenin fiyatı ne kadar bir porsiyonu? Digör köftesi 70 TL. Kavurma ne kadar? 65 TL. 65. Şurada bir çorba görüyorum. Bu ne çorbası? Grar çorbası. He, grar çorbası arkadaşlar. İçinde farklı böyle otlar var. Evet. Yoğurt çorbasına mı benziyor bu? Ayran iş çorbası, biz grar diyoruz ve etrafta topladığımız yabani otlar. Bunun porsiyonu. Evet ya. Abla çok tatlı değil mi ya? Ne kadar? 20 TL. Bu da 20 TL. Keşkekin porsiyonu ne kadar? 40 TL. Bu şekilde 40 TL. Buna da bakalım.
Hemen şunun tadına bakalım. Oo, bu da lezzetliymiş. Tüm yöresel burada toplanmış. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Evet arkadaşlar, Millet Bahçesi'nde Yemen kahvesine geldim. Kapanışı şöyle. Sıcacık çayla yapıyorum. Şu an hava 15 derece ve üşüyorum yani. Böyle bir şey olmaz. Temmuz'un ortasında şu an üşüyorum. Ağrı baba. Bir günde resmen dünyaları yedik arkadaşlar. Çok güzeldi. Yöresel lezzetlerin üzerine gittik. Her şey çok güzeldi. Ağrı insanı da inanılmaz güzel. Çok yardımseverler. Herkese de teşekkür ediyorum. Tüm Ağrı'ya teşekkür ediyorum. Millet Parkı'nda şöyle görürsünüz. Çok güzel. Güzel bir çayın kenarında, dediğim gibi Yemen kahvesinde şöyle çayımı söyledim. Burada böyle bir 8-9 bardak çay içerim. Gordi, bugün hazır mısın kardeşim? Kapışmalı, cezalı, iki gündür gelemedim playliste. Hazır mısın? Artık ben ve buranın keyfini çıkaralım. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum arkadaşlar. Herif chatten arkadaki kızın Instagram'ını sordu ya. Nasıl bir avcılık yani, hani yayın izliyor, yayını izleyen yayıncı bir video izliyor. Videonun içerisinde arkada dünyadan bir haber oturmuş bir kız kardeşimizin Instagram'ını izlediği yayının chatinden soruyor.